Değerli arkadaşlar, yaklaşık bir yıldır Orta Doğu'yla yatıyoruz, Orta Doğu'yla kalkıyoruz. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler bizim de milli bekamızı etkileyen tarzda bir yapı arz ediyor. O yüzden dolayısıyla bakıyoruz ne oluyor, ne bitiyor, kim kimi öldürüyor. Bitmek bilmeyen bir ölüm. Yani o İngilizlerle, Fransızlarla işbirliği yaparak Osmanlı'nın saf, tertemiz Müslüman evladını Suriyelerde, Gazze'lerde, Yemenlerde şehit eden o Arap milletinin başına bir felaketin geldiği bir dönemden geçiyoruz. Yani bunları böyle konuşmak istemiyorum ama bizim dedelerimize özellikle 1914-1918 arasında yapılan bazı şeyleri de kaldırmak mümkün değil. Geçelim. Biz millet olarak büyük milletizdir. Öyle geçmiş tarihin olayları karşısında bize şunu yaptılar, bunu yaptılar diye ağlamayı kendimize pek yediremeyenler grubundanız. Onu başka soykırım hikayeleri uyduranlar yapabiliyor ancak. Geçelim. Ama Orta Doğu'da nelerle ve nasıl tiplerle muhatap olduğumuzu gösteren özel bir konuyu, özel bir öyküyü anlatacağım sizlere. Şimdi efendim, önceki kral, Suudi Arabistan'ın önceki kralı, Kral Abdullah. Kral Abdullah 2015'te ölene kadar memleketi uygun bir şekilde yönetti. Onun veliaht prensi de bugünkü Suudi Arabistan veliaht prensinden farklı bir karakterdi ve Muhammed bin Nayef'ti. Muhammed bin Nayef 2017 yılına kadar Suudi Arabistan'ın veliaht prensi olarak tanındı. Fakat Kral Abdullah'ın 2015'te ölümünden sonra iş başına gelen bugünkü kral Salman bin Abdülaziz El Sud, kendi oğlu Muhammed bin Selman'ı veliaht prensi ilan etmeyi tercih etti. Muhammed bin Nayef bir köşeye atıldı. 2020 yılından bu yana da anladığımız kadarıyla ev hapsinde tutuluyor. Niye bütün bunları anlatıyorum? Çünkü her şey birbirine bağlı. 2015 yılında Kral Abdullah ölüp yerine bugünkü Kral Salman bin Abdülaziz El Suud gelince, aynı yıl bugünkü veliaht prens Muhammed bin Selman da evlat olarak, kralın evladı ve en büyük oğlu olarak Suudi Arabistan Savunma Bakanı yapılıyor. Çok genç bir savunma bakanı. 20'li yaşlarında savunma bakanı oluyor. Bu bir kenara atılan veliaht prensle birlikte çalışan Muhammed bin Nayef ile birlikte çalışan bir de istihbaratçı var. İstihbaratın en üst düzey yetkilisi Saad el-Cebri. Saad el-Cebri 2017 yılında veliaht prenslik değiştiği gün itibariyle ülkeden kaçıyor. Çünkü şunu düşünüyor, ben çok şeye şahit oldum, çok şey biliyorum. Bu rejim, bu kraliyet rejimi beni yaşatmaz. Halen Kanada'da yaşıyor. İki defa da Cemal Khashoggi tarzı suikast atlatmış bir adam. Bu geçenlerde benim de biraz gözümden kaçmış açıkça. Yeni muttali oldum, öyle söyleyeyim. BBC ile bir özel söyleşi yaptı. Ve dedi ki, bakın, Suudi istihbaratı eski yöneticisi olarak Yemen savaşı için imzalanan kraliyet bildirisinin aslında Suudi İçişleri Bakanlığı üst düzey yöneticilerinin ifadesine göre oğul Muhammed bin Selman tarafından imzalandığı ve babasının imzasını taklit ettiği biliniyor dedi. Düşünsenize, şimdi bir kraliyet var, kral var, yaşlı, demansa gidiyor, sağlık durumu iyi değil. Oğlu, daha sonradan veliaht prensi olacak olan oğlu, savunma bakanı, Yemen'de Husiler olaya hakim olmuş, İran hakim olmuş. Birleşik Arap Emirlikleri o günkü veliaht prensi Muhammed bin Zeyd'le bu veliaht prens bir karar alıyorlar. Ve diyorlar ki biz buraya müdahale edeceğiz. Yani Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır savaş açıyor.
Ve bu savaşı Suudi Arabistan Savunma Bakanı olan oğul sahte imzayla başlatıyor. Savaşın bilançosunu söyleyeyim mi size? Yaklaşık 250 bin ölü, bölünmüş, ikiye bölünmüş bir Yemen, açlık, felaket, sefalet, açlıktan ve gıdasızlıktan ölen on binlerce küçük çocuk. Tarihin insan eliyle üretilmiş en büyük açlık sefaleti. Bunlar var. Hala devam ediyor. Bir tarafı yani kuzey tarafı Husilerin elinde. Onlar buradan balistik füzeyi bir çaktılar mı Süveyş kanalına kadar gidiyor, gemi vuruyor. Öbür tarafı da İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri tarafından işgal edilmiş. Adına da Güney Geçiş Hükümeti denmiş. Böyle bir ortam. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu coğrafyadaki devlet adamlarına baktığınızda dikkatli olun. Yani bir savaşı sahte imzayla başlatabiliyorlar. Bunu yapan ne yapmaz? Bak, bunu yapan ne yapmaz? Buna bakmak lazım. Hoşça kalın.